Rehber devam ediyor. Alanya'ya geldim sevgili Öztürk abime, Öztürk Kolcuoğlu'yla akşam oturuyoruz. Mert dedi neler çekeceksin? Dedim Öztürk abi şunu şunu çekeceğim. Dedi ki Abdullah Akbaş, bu ismi dedi unutma. Alanya Belediyesi'nde başkan yardımcısı. Alanya'yı bir de o sana anlatsın dedi. Vesile oldu. Evet. Nasılsınız Sayın Başkan? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Mert Bey. Sizi Alanya'da görmek hakikaten çok güzel. Abi sen de hakkını helal et. Şu an güneş tepede. Evet. Bu sıcakta vallahi bizim de işimiz bu. Evet, Alanya sıcaklığı bizim bir değerimiz aslında. Yani bura turizm memleketi. Alanya kadim bir Türk yurdu ve buraya insanlar bu güneşi, bu denizi ve kumsalı için geliyorlar. Şimdi sevgili abi, bu benim artık. Bana verdin. Evet. Ama imzalamadın galiba. İmzalayacağız. Onu imzalayacağız. Şimdi efendim, kitap rahatlıkla televizyonda söyleyebiliriz. Dil var da. Çok keyifli bir aşk hikayesi. Belki yakın zamanda televizyonda, sinemada da göreceksiniz. Çalışmaları devam ediyor. Aslında Türkiye'nin birçok kıyı kesiminde yaşanan mübadele, evet, de döneminde yaşanan büyük bir dram değil mi? Evet, aslında çok büyük bir dram. Yani mübadelede gerçekten hem dışarıdan buraya gelenler ve buradan gidenler insan doğup büyüdüğü yeri unutamıyor. Hani derler ya toprak çeker derler. Onun için insanı kimseyi, Allah kimseyi doğup büyüdüğü yerden terk ettirmesin diyelim. Şimdi kitabı ben tavsiye ediyorum. Dil vardı. Üçüncü baskı biz yayınladığımızda 4-5 olur. Alın okuyun. Ama şurada da çok kısasını alayım. Çünkü sizden bir Alanya şiiri dinleyeceğim. Bir Türk genciyle Hristiyan bir Rum kızının aşkı değil mi? Bizim Bahadır'la Eva'nın aşkı. Onu kısaca anlatmak istiyorum. Aslında ben kitabı tanıtırken fragmanı bir anlatayım size diyorum. 1914 Birinci Dünya Savaşı başlamış. Tüm Anadolu'da olduğu gibi Alanya Tophane'de de insanlar umutsuz, geleceğe dair bir planları yok. Yıllarca süren savaşlardan dolayı bıkmış halde insanlar. Nasıl olsun ki Yemen, Filistin, Çanakkale, Galicia derken gidenin geri dönmediği yıllar. Evlat nerede? İşte savaş için gitti. Döner mi dönmez mi belli değil. Böyle bir ortamda, karamsar bir ortamda aşk engel tanımıyor. Bizim Türk genci Bahadır, Rum kızı Eva'ya aşık oluyor tophanede. Fakat aileler izin vermiyor bu evliliğe. Karşı çıkıyorlar. Çünkü öncesinde hiçbir Hristiyanla Türk arasında evlilik vaki olmamıştır. Fakat gençler de pes etmiyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nı biz Osmanlı İmparatorluğu kaybediyor. Ve bunun akabinde emperyalizm Anadolu işgal hareketine başlıyor. İşte Maraş, Antep Fransızlar, Antalya İtalyanlar, İstanbul İngilizler ve Anadolu'ya da Yunanlar işgal hareketine başlıyor. Biz topyekün bir kurtuluş mücadelesine giriyoruz. Ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de Yunanları denize döktükten sonra savaşı kazanıyoruz. Ve Anadolu'da, tüm Anadolu'da olduğu gibi Alanya'da insanlar seviniyor, mutlu oluyor. Artık hürüz, istediğimiz şekilde bayrağımız dalgalanacak, inancımızı yaşayabileceğiz derlerken bu sevinçle her iki gencin ailesi de, Eva'yla Bahadır'ın ailesi bu evliliğe izin veriyorlar. Durduk. Gerisi kitapta abi. Kitabın sonunu söylemeyelim. Gerisi ama, kitapta. Ama şunu okuyayım ben bir. Şu mübadeleyle, bu izin verilmiyor ama sonra mübadeleyle Eva buradan gitmek zorunda kalıyor. Bir kitabı söylüyorsun. Ama o şiiri okuyayım ben. Ve 8 Ekim 1922 Kızılkule'nin önünde vedalaşıyorlar. Gözler yaşlı. Eva gemiye biniyor. Gemiden Bahadır'a gözü yaşlı el sallıyor. Bahadır da Kızılkule'nin dibinden el sallıyor. Fakat gemi uzaklaşınca Bahadır yerinde duramıyor. Kalenin zirvesine çıkıyor daha çok görmek için. Eva da hissediyor bunu. Ayrılmıyor güverteden. Alanya kale silüeti kayboluncaya kadar el sallar. Bahadır da gemi kayboluncaya kadar el sallar. En nihayetinde geminin bacası da kaybolur. Gözü yaşlı Bahadır kalenin zirvesinden şunları söyler. Bir şiirim var burada, bu kitapta geçiyor. Onu okumak istiyorum. Eva'mı uğurluyorum. Meçhule giden bir geminin güvertesinde yapayalnız. Dillerimiz lal olmuş, yüreklerimiz yangın yeri. Bedenim savruluyor, alabor olmuş gemi misali. Tırmanıyorum kalenin zirvesine doğru. Daha çok görebilme uğruna sevgiliyi. İçim yanıyor. Esen güney rüzgarları harlıyor sanki. Upuzun saçları kalenin surlarına kement atmak için çırpınıyor. Aheste aheste uzaklaşırken umutlarım sönüyor. Turkuaz mavisi sularda bir anda her şey kayboluyor. Neyleyim sensiz kalenin surlarını, kekiklerini, feryat edercesine öten bülbüllerini, senin adını fısıldamayan samyelini, karanlığı aydınlatan dolunayın denize yansıyan güzelliğini neyleyim? Ah Eva mah, Kızılkule'yi kendime zindan eyleyip sabahlasam yıldız olup düşer misin üstüme? Tophane Kulesi'nden güvercinler uçurup beklesem seni bir haber alıp umutlanır mıyım, sevinir miyim? Yoksa hayal kırıklığına uğrayıp mecnuna mı dönerim? Güvertedeki son bakışın var hayalimde, saçların bağlı kaldı burçlarda, bir türlü çözülmüyor gönül bağım. Göremesem de hayalimde hep sen varsın, aşıklar mı arasında beklesem?
dil var da burnundan çıkıp gelir misin der. Hikayemiz buradan başlıyor. Bir şehir sevdim. Dünyanın en güzel şehirlerinden. Mevsimler değişse bile yeşilin her tonunu görebilmeyi sevdim. Ben bu şehre has bahçeden bakmayı sevdim. Bir şehir sevdim. Güneşin gülümsediği, doğal güzelliklerin sergilendiği, portakal çiçeklerinin kokusunu sevdim. Ben bu şehrin plajından gün batımını izlemeyi sevdim. Bir şehir sevdim. Herkesin yaşamak istediği, dünyanın göz bebeği, misafirperverliğini sevdim. Ben bu şehri, Alanya'yı çok sevdim. Alanya'mı çok sevdim.